Gençler merhabalar. Sizlerle beraber bugün Black Friday ya da Kara Cuma Türkçesi kampanyasından aldığım Roborock S5 Max otomatik robot süpürgeyin açılışını yapacağız. Böyle bir yerden açılış yapıyorum. Kusura bakmayın. En iyi ışık kalitesi akşam vakti buradaydı. O yüzden burada açılış yapıyorum. Bakalım hem sizlerle beraber açmış olalım kutuyu. Ya bu bir inceleme videosu değil. Belki daha sonra inceleme de çekerim dostlar. Ama şu anda kutu açılışı videosu yapıyorum. Gördüğünüz gibi bandajlarını filan sizlerle beraber açıyorum. İçinden salatalık çıkmayacağını umuyoruz. Bu arada açarken de bir yandan üründen bahsedelim. Ürün birçok ödül almış filan bir ürün. Hem de fiyat performans olarak da bayağı iyi bir ürün olduğu söyleniyor. Şöyle bir kutunun dışını gezdirirsek ödüllerinden birinin CES Innovation Awards denilen ürünü almış. Kusura bakmayın. Çok iyi telaffuzum yoktur benim. Bir de EF Design Award almış 2020'de. Zaten özelliklerini herkes biliyordur bu cihazlara bakanlar. Ben özelliklerinden çok bahsetmeyeceğim. Yani süpürge işte. Süpürüyor fırçalı. Ayrı zamanda da su haznesi falan da var. Moplama yapabiliyor. Moplamasını zaten bir insanın yaptığının aynısı olamayacağı kesin ama bir de bunun en önemli özelliği şurada gördüğünüz gibi bir tane lazer sensörle odayı tarıyor. Tarayarak yani odayı daha kaliteli biçimde, daha iyi biçimde süpürüyor. Başka ne var? Fiyatından bahsedeyim. Yani gerçekten uygun bir fiyata aldım dostlar. 289 euroya aldım ben bunu. eBay'den aldım. eBay'in 20 euro bir indirimi vardı. Artı satıcının bir 20 euro indirimi falan oldu. Derken fiyatı bana tam 289 euroya geldi. Sizce burayı öyle çeksem mi kessem mi bilemedim. Çekebildim. Sizlerle beraber kutuyu açmaya devam edelim. Siz tabi burayı göremiyorsunuz. Hafiften kamerayı oynatacağım. Bir tane mat, yani yer matı çıktı. Okumamız gereken bir kullanma kılavuzu. App Connect Network Guide çıktı. Fiş. Kutu. Orada da bir şey var. Ha, bir dakika. Burada moplamak için gereken aparat var. Sanırım burası boş. Burada cihazın kendisi. Oy çok ağır. Bayağı ağır. Tek elle kaldırılabiliyor muyum? Yani cihazın kendisi. Bir de bu ne var arkadaşlar? Şarj ünitesi var. Ha, cihaz şarjı bittiğinde falan gidiyor kendini şarj ediyor. Yani cep telefonundan kontrolü var. Bakalım. Zaten bir sürü internette Türkçe, İngilizce, Almanca interview diyecektim. Review'ları var yani söyledi. Yani şeyleri var, incelemeleri var. İncelemelerini siz izlersiniz ama illa da dersiniz Oğuzhan abim de incelesin derseniz yorumlarımı bir sonraki videoda kısmetse yaparım. Şu anda ama gördüğünüz gibi Türkiye'de 5000 liralara satılan bu cihazı biz 289 euroya almış olduk. Garantisi var mı derseniz
Yani bilmiyorum, Almanya'dan aldım sonuçta. Her yerinde Çince yazıyor ama garantisi var diye biliyorum, bir sene. Belki tamiri Polonya'da filan oluyordur. Böyle bazen Avrupa Birliği içinde tamir ediliyor ama bazen Almanya'da olmuyor servisleri. Belki öyle bir durum olabilir. Kaç günde geldi derseniz, işte yaklaşık herhalde Cuma günü müydü? Black Friday. Evet, Friday Cuma olduğuna göre Cuma günü aldım. Bugün de günlerden Çarşamba. İşte o kadar zamanda geldi. Yoksa ta Çin'den falan gelmedi dostlar. Bu kadar. Kutu açılış videomu umarım beğenmişsinizdir. Eğer gerçekten bir inceleme, yorum falan beklerseniz belki bir hafta sonra da öyle bir video çekerim, yorumlarımın olduğu. Ama beklemem yok, bizde zaten var, izledik, bol bol izledik şey derseniz çok da çekmeme gerek olmaz herhalde. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın. İyi akşamlar.